de şunu da belirtmek lazım hani konu konuya açıyor ama e, bakın hayvancılık öldü ölecek ölecek değil öldü hayvancılık işte Niye ben diritmeye daha, çalışıyoruz e, ölüyü hani, diriltmeye çalışıyoruz evet, reanimasyon serviste e, böyle olunca e, tereyağı vesaire e, sütten elde edilen e, yağ e, hani artık hazine değerinde mesela Karadeniz'de eskiden Karadeniz yağlı diye Rabzon tereyağı diye bir şey vardı. Hani şimdi araki bulasın insanlar ancak kendine ya da çok önemli işte itibarlı kişilere kadar yapabiliyor. Şimdi peynire alarm takılıyor. Onu, evet onu yapmayınca e, nispeten daha ucuz diye sıvı yağ yöneldi insanlar. Yani her sorun zincirleme birbirini tetikleyerek böyle gidiyor Tabii işte. Peki ki ekonomide her şey birbirine bağlı. Şimdi sen dedin ki araki bulasın. Sen araki butrofobi diye bir şey duydun mu? <laughs> Duymadım. Ben oğluma bir kitap aldım. Sağlık kitabı, küçük de olsa. Şöyle araki butrofobi. Bir çocuk sağ kitabı, sağlık böyle işte oğlum birinci sınıf öğrencisi. Aldım kitabı. O yaş grubuna uygun bir şey, 6-7 yaş grubuna. Bir gün eve geldim, bilmişim bana Baba dedi sen araki butrofobi biliyor musun? Şimdi acaba ne ki dedim şimdi babasın yani. Rezec arak ne örümcek demek. Araknofobi örümcek yani korkusu. Evet. Ama arakineki ki? diye şuymuş efendim. Üst damağa fıstık ezmesi yapışması korkusu. Her sene 250 bin Amerikalı üst damağıma yerken fıstık ezmesi yapışacak diye saate 250 dolardan şeye gidiyorlarmış. Psikologlara gidip tedavi oluyorlarmış. Araki butrofobi. Araki bulasın. Bence bizde araki butrofobiye dönüşmüş. Araki bulasın fobi. Bizde ah aradığımı bulamayacağım pobisi. Bu arada yani şaka değil. şimdi özelleştirme özelleştirme dedik ya. AKP döneminde ne kadarlık özelleştirme yapıldı biliyor musun? 60 milyar dolar. Bunu şunun için söyledim. Hani diyorlar ya AKP'den önce taş üstüne taş konulmadı, AKP'den önce hiçbir şey yapılmadı. AKP'den sonra diyelim ki bundan 15 yıl sonra bir başka iktidar geldi ve özelleştirme yapmak istiyor. AKP döneminde yapılmış neyi satacak? Hiçbir şeyi satamaz. Köprüler. Zaten satıldı. Başkasının zaten. Adamlar yapıyorlar ve işletiyorlar. Biz üstte para veriyoruz. Bedavaya yapacaktık. Havalimanları, yollar, şehir hastaneleri hiçbirini satamazsınız. Ama bizden önce taş üstüne taş konmadı dediğiniz dönemde yapılan 60 milyar dolarlık kamu malını sattınız ve har vurup harman savurdunuz. Har vurup harman savurdunuz sizden sonra gelen bir iktidar sizin döneminizde yapılmış bir tek şeyi özelleştiremez. Neyi özelleştirecek? Buyurun desinler ki şu fabrikayı yaptık şunu özelleştirebilir. Desinler de göreyim. Buyurun söylesinler bakalım. 60 milyar dolarlık. Şunu yapıyorlar ama hani fabrika sayılır mı bilmiyorum. Kanal İstanbul. Şimdi Kanal İstanbul meselesine şöyle bakacağız. Ee, hani bağlantı çok kaba oldu kusura bakmayın iyi bağlayamadım mevzuyu belki ama. Şimdi bu kadar hani yağlara, bebek mamalarına vesaireye alarm takılan bir yere geldik ya, üretemiyoruz ya, yağ hırsızlığı çıktı ya, işte saraylara ancak para yetiştirebiliyoruz ya. Şimdi bir de biliyorsunuz müthiş bir ısrarla Kanal İstanbul projesini yapacak iktidar. Çok enteresan bir şey oldu. Evet. Şimdi Kanal İstanbul için bilirkişi heyeti yani ÇED raporu falan veriliyor ya güya işte buraya yapılması uygundur, şöyledir, böyledir vesaire diye. O bilir kişi heyetine R sen atanmış. Yani kendisi ben geleyim de size bilir kişi olayım dememiş. Ee, merkezden işte bakanlıktan belki atanmış. Filan kişi bilir kişi olsun diye. Onlar seçiyorlar. HA bilmiyoruz. Bilsek de söyleyemiyoruz adını. Eee 22 Ocak günü, yani bir hafta önce, 10. İdare Mahkemesi'ne bir dilekçe gönderiyor. Diyor ki, açık ve üstü kapalı tehditler aldım. E, çünkü raporumuz beğenilmedi, hazırlanan raporlar beğenilmedi. Raporu değiştirin e, dediler, e, yeniden rapor yazın dediler. Biz bu durum budur deyince yani daha ne diyelim. Hayır bu bilimsel bir değerlendirmedir. Tabii işte. Ha. Siz başkasından rapor alabilirsiniz. Bilimsel Demiş, veriler değişmedikçe rapor değişemez demişler. Aynen. Yani Çok durum budur. Yani. Ee, bunun üzerine üstü kapalı ve hatta açık tehditler almış. Bunun üzerine de e, mahkemeye başvuruyor, savcılığa başvuruyor demektir o. Hani koruma altına alınması için herhalde... E, bilir ki şeayetindeki isim ee, çok vahim bir şey. Şimdi bu arada bir kere isim dediğimiz üniversitede hocamız tabii, yani. tabii 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 yani. İsmini veremiyoruz ama zaten hani e, koruma altında olması gereken bir isim tehdit alıyorsa şimdi bu şunu gösteriyor. Bir kere bir onun da e, hazır onun hazırladığı raporun bizim bir görmemiz gerekiyor. ...o rapor beğenilmediğine ve teh, bu yüzden tehdit edildiğine göre değiştirmeyiştir diye... ...demek ki iktidarın hoşuna giden bir rapor değil. Bizim o raporu görmemiz gerekiyor. O raporu görmemiz ve ona göre Kanal İstanbul hakkındaki e, eleştirileri... ...alınması gereken tedbirleri, gerçeği bilmemiz, anlamamız gerekiyor. Dolayısıyla o projenin hemen şimdi durması gerekiyor. Yani... Kapatılmasından söz etmiyorum ama en azından durması gerekiyor. Yargı bir karara varıncaya kadar ve bilim sözünü söyleyinceye kadar. Şimdi bu arada burada başka bir şey var. Asıl mesele şu. Bundan önce de geliyorlar ve diyorlar ki Yıldız Teknik Üniversitesi'nde hocamız. Biz diyorlar özel üniversiteler ve kamu üniversitelerinden öbürde İTÜ. İTÜ. Dört tane güzergahımız var. Bu dört güzergah için bize rapor verin çevreyi ne kadar etkileyecek diye. Oturup bunu dekan yardımcısıyla beraber hazırlıyor. Çevre mühendisliği dekan yardımcısıyla beraber hazırlıyor hocamız. Ondan sonra davada bu rapor veriliyor. Orada da beğenilmiyor diyorlar ki bunu değiştirin değiştirmem deniyor. Sonra daha ayrıntısı var. Sonra bunları çağırıyorlar. Ee, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nde Bakanlıktan yetkililerle gayri resmi bir toplantıya ve deniyor ki e, çekincelerinizi tekrar inceleyin, tekrar değerlendirin diyor. O da diyor ki bu bilimsel bir incelemedir. Bilimsel veriler değişmedikçe değişmez diyor. Hı hı, hı hı, hı. Bu olay böyle kalıyor. Kaldıktan sonra davada bu raporu da hazırladığı ve yetkin bir insan olduğu için mahkeme tarafından alınıyor. Ben çarşamba günü haftaya bunu ayrıntılı bir şekilde ele alacağım. Ayrıca, Çünkü bu evet. rezilane bir şey. Artık akademisyenler bilimsel onurunu korumak isteyen akademisyenler işte Boğaziçi'nde nasıl direniyorlar? Akademisyenler bizi affedin, mahkemeler biz ya yalan söyleyeceğiz ya tehdit Başımız edileceğiz. Dolayısıyla lütfen bizi affedin. Biz bilirkişilik yapamayız. Çünkü ben bilim insanıyım yalan söyleyemem. E, yalan söyleyemezsem de başım derde girecek. Kendinize yalan söyleyecek bir bilir kişi bulun diyor mahkemeye. Düşünebiliyor musun? Akademisyen, bilim insanı. Ben yalan söylemeye zorlanıyorum diyor yahu. Ve mahkemeye diyor ki kendine yalan söyleyecek birini bul diyor. Türkiye'nin geldiği hal. Buyurun. Türkiye'nin geldiği hal size daha ne diyelim biz